Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde itmeli Honda çim biçme makinemiz ateşlemeyi kesmiş, çalışmıyor. Benzinli vasıtalar ateşlemeyi kestiği zaman imkanı yok, çalışmaz arkadaşlar. Peki ateşlemenin gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Hemen bujiyi söküyoruz. Ucuna ister direkt bujiyi takın, isterseniz de şöyle bir tel bağlayarak arkadaşlar ateşlemenin geldiğini kontrol edin. Fark etmez, bujiyi bağlamak da şöyle olur. Bujiyi şöyle takarsınız. Şuraya metal gövdeye şu dış kısmını değdirirsiniz. Motorun starter kolunu çektiğiniz zaman iki tırnağın arasında eğer ateşleme geliyorsa sorun yoktur. Ama eğer gelmiyorsa işte o zaman ya da arkadaşlar bakın tam şöyle yine kolu çekerek şöyle ateşlemenin gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım. Kablonun ucundaki mesafe yaklaşık şöyle yarım santim, bir santim kadar olması kafidir. Ama buna elektrik gelmiyor dostlar. Şimdi ilk önce nereyi kontrol edeceğiz? Şimdi starter kapağını bir açalım. Çünkü ateşleme sistemimiz tam da bu kapağın altında 3 tane sabitleme somunları var. İlla şöyle kastıracağız ama bu buraya niye bu kadar çok su geçmiş? Orijinal bir kapak değil. Şu starter kapağı yan sanayi bir kapak. Dolayısıyla birazcık normalinden fazla geçmiş. Hemen bakın şurada aynı zamanda da bir hem yakıt deposu hem de muhafazası var. İçinin şu bakın düşen çıldırtı yapan şeyler de burçlar da bunlar. Bu burçları kaybetmemeye çalışın. Çünkü bakın şu burçları. Arkadaşlar sorunu buldum. Sorunu da tam bakın şu müşür sisteminde. Bu müşür sistemi Honda'ların özel yapısıdır. Özel teknolojisidir arkadaşlar. Şimdi biz şu çalıştırma koludur. Emniyet koludur. Bu kola çalıştırırken bu kola basarız. Bu kola bastık. Bastığımız zaman arkadaşlar bakın bu switch'i devreye sokar ve dolayısıyla da bobine elektrik gitmesini sağlar ve ateşleme olmasını sağlar. Biz switch'i bıraktığımızda şu anda bırakık mı? Evet. Biz şeyi bırak, kolu bırak. Kolu bıraktığımızda arkadaşlar bu switch boşa çıkar. Bir daha bas kola. Kola bastığımızda bu switch çalışmıyor arkadaşlar. Yani bu parçanın şu kolun daha şöyle birazcık sık, Ömer bir elinle dur. Şöyle göstereyim. Kolu bir çeksen. Bak kolu çektiğimiz kadar zaman buraya kadar geliyor. Bunun tam da şu şekilde olması lazım. Yani switch'i tam açıp kapıyor olması lazım ki motora ateşleme gelebilsin diye. Peki sorun nereden kaynaklanıyor? Sorun arkadaşlar bakın kolun üzerinde halat tam koptu kopmak üzere. Sorun tam da buradan kaynaklanıyor. Biz bu halatı değiştirdiğimizde motor artık ateşlemesi gelecektir dostlar. Evet hadi toparlayalım. Bir de halat takalım. İşimizi bitirelim dostlar. Evet. Şimdi netledi. Biz bunu bir şöyle güzelce bir yerine kıvrışıklığını saralım. Evet, ağzını bakın bu şekilde toparladık. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya Fantazinin ve Pop'un kralı Ömer arkadaşım şöyle iç kapı kilidinin bir parçasını şöyle kesti ve şuraya şöylece sıkı geçirdik. Daha sonra şöyle bir halatımız daha bulduk. Biraz ince mince ama zaten bu öyle çok şeyli değil. Geçici. Daha sonra halat alıp bu arızayı tekrardan bir daha gidereceğiz. Bunu böyle geçirdik mi arkadaşlar? Halka yaptık mı? Yaptık. Şimdi halatımızı şu klemensin ortasından geçirdik. Daha sonra şu halatı şöyle geçiriyoruz. Acaba şu öbürü de geçer mi? Geçerse
çok lezzet bulur. Geçmezse az lezzetli olur diyor. Düz mantık güzel. Düz mantık iyidir. Fazla alengiri düşünmeye gerek yok. Sonuçta ikisi de aynı yere çıkıyor. Aynı yere, aynı, evet, aynı delikten çıkacak. Evet arkadaşlar, şunu da, evet, istediğim oldu. Şimdi çok güzel. Şöyle. Bunu hafiften bir sıkalım kaymasın diye arkadaşlar. Şöyle hafiften. Ne yaptık? Sıktık. Şimdi bu halatı arkadaşlar, yani normal bir halat olabilir mi? Elbette ki uydurulur ama halatın yapısı, özel bir yapısı var. Bakın şu uç kısmında şöyle kanal ve o kanalların geçeceği de bir plastik yapısı var şu iç kısımlarında. Dolayısıyla çalıştığı yeri de şöyle baktım. Bunu bu şekilde böyle içine geçiriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ardına eski yeri nereydi Ömer? Şuraydı. İki tane delik koymuşlar. İkinci delik aslında ne işe yarıyor bilmiyorum. Değişik bir planımız vardı aslında. Halat şimdi biraz kısa gelmişti ya. O halatı Ömer'in planı şuydu. Şuraya takıp bu hiç ekleme yapmadan bunun üzerinde dolaştırıp yine kelepçeyle sıkmaktı. Ama yine yetmiyordu. Ta şuradan falan delik delmemiz gerekiyordu. Öyle de yapabilirsiniz. Eğer siz bulmazsanız bu parçayı ta buraya kadar getirip bunu şöyle üst taraftan döndürüp şuradan da kelepçeyle sıkıp o şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir alternatif olduğunu da bilin ve ona göre eğer işin malzemenin durumuna göre de o şekilde çalışabilirsiniz. Somun gelmemekte ısrar ediyor. Evet Güçler'cim. Şimdi somunu tutturduk. Şöyle biraz da sıktım. Birazdır baya sıkıldı. Şimdi boşluğunu alalım. Birazcık gevşetelim. Evet. Ora tam basılı mı acı? Peki. Şu anda sivilce kadar basılı. Olmaz yalnız. Şeye gelmesi lazım. Bırak pozisyonda. Bırak. Şeye değiyor mu? Volana sürtüyor mu? Şuraya mı? Hı hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bura tam sıfıra sıfırken, yani böyle tam gergideyken, bakın şuradaki sistem arkadaşlar, frenleme sistemi buraya tam değiyor, o şekilde olması lazım. Yani biz kolu bıraktığımızda şu fren buraya sürtecek. Tabi balata da buradan maalesef normalden fazla aşınmış. Yani normalde bunun şu pozisyonda durması lazım. Şu pozisyonda. Biz bu pozisyona gelecek şekilde tutacağız. Çünkü metale sürtmeye başlamış. Şu pozisyonda tutacı. Açıyı gördün mü sen? Gördüm. Şimdi aşağı taraftaki birazcık boşluk bırakmamızdaki, sürten yere boşluk bırakmamızdaki amaç şu. Onun balatası aşınmış. Balatası aşındığı için biz ona boşluk verdiriyoruz. Normalde şu emniyet kolumuz en aşağıdayken, şöyle en aşağıdayken o fren mekanizmamında tam sürtüyor olması gerekir. Zaten yeni halatta herhangi bir şeye gerek yok ama herhangi bir ayarlamaya gerek yok ama bu yapacağımız sistem, bizim gibi böyle uydurma sistem yapıyorsanız gerekli. Şimdi boşluğunu şöyle aldırıyorum arkadaşlar. Biraz aşağıya, şu yukarısını falan şöyle düzenliyorum. Evet. Sıktırmamın biri düştü. Sıktırmayı çok hafif sıkıp ondan sonra şöyle gerdireceğim. Tamam, yeter. Dur hacı, şu yerinden habire çıkıyor. Bırak reis. Tamam, sürtmüyor. Sadece balata sürtmüyor şu anda. Sivice basıyor mu? Sivice basıyor. Arkadaşlar çok az daha. Eski birazcık daha sivici tam bastırmak için çok az daha gereceğim. Gevşettim çok az. Şöyle iki kabloyu ve alttan gelen kabloyu şöyle tutup. Şu
İyi mi? Bir yandan da şöyle tutup Clemens'imi. Bir daha sıktım. İkinciyi kontrol etmek için. Reis, kayıyor. Tut öyle. Kayası tut. İyi mi şu anda? Çok kayık mı? Yok şu anda iyi. İyi mi? Yok şu anda gevşiyor. Biraz gerginliği var. Gerekirse önlerden birer tane daha tak. Dur. İkisini birden iyice sıktığımız zaman sıkar o. İyi mi? Şu anda iyi. Bu ayarda sıkarsak tamam. Evet, üsttekine sıkalım. Bırak acı. Evet. Valla bayağı bir alan giriş yaptık Ömer. Sivice geliyor mu? Sen... Geliyor mu? Şimdi test etmek için depomuzu ve muhafaza kapağımızı. Evet. Hatta şöyle de gölge olayım. Bas acı. Bas. 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 Kablonun ucuna iyi bakın arkadaşlar. Bas. 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 Evet. Bu mal artık çalışır dostlar. Bujimizi. Bujiyi de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ağzından bakın. Şöyle. Kıvılcım geldiğini görmemiz lazım. Yani çek. Evet bakın ağzını bas. Çek 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 çek. Çekleyin. Tamam. Şimdi bakın bu şuraya kadar elektrik gelebilir. Ama bujunun içinde eğer buju arızalıysa elektrot var. Elektrot da elektrik geçirmezse o yine çalışmaz. Yani buraya kadar geliyor. Buju geçirmezse gene bir anlam olmaz. Kontrol ede ede sırasıyla gitmekte fayda var. Yoksa yine çalışmayacaktır arkadaşlar. Evet, uzun paso bujuya sahip. Aynı arabalar gibi. Uzun paso olmasının avantajı kolay kolay yalam olmaz. Daha uzun diş yapısına sahip olduğu için daha dirençlidir. Hadi dışarı götürelim bir testimizi yapalım. Evet, Ömer arkadaşım hemen testini yapacak. Kıvrışıklığı düzenliyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Anlatmaya gerek yok. Kolu ne yapıyoruz? Bir daha göster. Önce bir emniyet kolunu çekiyoruz. Sonra çalıştırma kolunu çekip aleti böylelikle çalıştırıyoruz. Evet. Ömer arkadaşıma teşekkür ediyorum. Halatın uç kısımlarını keseceğiz şimdi. Onun fikriyle halatı yenilemeden bu işi çözmüş olduk. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Eyvallah. Görüşürüz. Arkadaşlar ucunun fazlalıklarını şöyle pensemizle kestirelim. Böyle bırakacak mıyız? Bırakmayacağız çünkü bu tellerin uçları gerçekten dikenden kötüdür. Ve çok ciddi battığı zaman adamı uğundurur arkadaşlar. Bant getirmek için. Tamam acaba ben de cebim aldıydım gelirken. Bunun uçlarına şöyle bant dolayacağım. Dediğim gibi gittiği yere kadar gider. Sonra bir halat alırız. Kaldı ki çok aşırı derecede bir güç çeken bir şey de değil ama yine de uzun müddet gideceğini tahmin ediyorum. Gitmese de dediğim gibi yenileriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.